İzleyelim. Merhaba, hoş geldin. Hoş buldum. HK Performans'a ta İsveç'ten geldin. Evet. Biraz kendinden bahseder misin? Adın, soyadın? Evet. Adım Victoria Gizem Marangoz. 19'a gireceğim tam 2 ay sonra. Ve ben ameliyat yaptırmayı düşünüyordum. Ama riskleri için ailem istemedi. O yüzden de babam dedi, işte araştırmıştı. Tanıdık biri HK Performans kampına gelmişti. Ve iyi olduğunu demişti. O yüzden babam benim için de düşündü. Belki bir 10 gün dedi. Git bir öğren, geri gel dedi. Ben hayır dedim. Çünkü 10 günde öğrenmem. Ve çıkınca yine yani huylarım var. Yani. Dedim baba izin ver ki okuldan şimdi çıkayım. 2 ayda kalırım. Tamam dedi ve aynı gece sizi aradık. Ve karar Halil verdik. Bey. Ve karar verdik diyorsun. Buraya geleceğimi. Evet, yani hedef odaklı düşünmen gayet güzel. Başlayan ve bitiren olmak için kendine yeteri kadar zaman vermen gayet güzel ki zaten 10 gün falan almıyoruz. Yani öyle bir talep de olsa maalesef kapıda kalırdınız. 2 ay ki ben 3 ay bile olacağına inanıyorum bunun. Tatile gideceğim diyorsun ama sen burada tatil gibi yaşayacaksın. 3. ay kalacağım diye kalmak istediğini bana bildireceksin, ısrar edeceksin. Bakalım sana yer bulabilecek miyim diye ben düşüneceğim. Ben iddia ediyorum. Tamam. Burası o kadar keyifli, o kadar heyecanlı, o kadar eğlenceli geçecek ki. Hele ki şu hava şartları bir gün yarın bir düzelsin. Ondan sonra sen buranın eğlencesini ve farkını yaşa. Sonra istesen de gidemeyeceksin. Baban düşünsün artık 3. ayı ne yapacağım diye. Yani kesin geri gelirim. Ama tam bu yaz olacağını düşünmüyorum. Neyse, ilerleyen zamanda düşünelim onu. Peki, sen şimdi 100 küsur kilosun, yani kilonu da söylemeyelim ama yani çok daha az değilsin. 114 kiloyum. Yani 114 kilo, en yüksek kilonundasın şu an. 114 kilo, çok genç bir kızsın, daha 18 yaşındasın. Nasıl 114'ü başardın? Yani çok vallahi zor yani bu kiloda yaşamak. Zor değil mi senin için? Zor tabii. Yani istediğim her şeyi rahatlıkla yapamıyorum. Sen ne okuyorsun? Müzikal. Müzikal okuyorsun, tiyatro eğitimi alıyorsun. Evet ve çok yetenekli olduğum için rol başlarını yani baş rolleri alabiliyorum. Ama kendim rahat olamıyorum. Kendim rahat olamazsın çünkü rol olmak çok zor. Öyle. Peki hedefin nedir peki? 2 ayda kaç kilo vermek istiyorsun? Ya nasıl desem, 20 kilo versem tamam vermişim bayağı. 20 kilo rahat vereceğim. Ya nasıl desem... Daha fazlasını bile isteyebilirsin. Ama 20 kilo ortalamamız da içinde gayet iyi bir kilo. 22, 23, 25'e kadar yolum var. Biz yine de 20 ortalamayla valla ben yaratalım. Tamam nasıl desem, 30 versem mutlu çıkarım. Yok. Şimdi zaten 25 görünümlü 20 olur. 20 olacaksa bile. Çünkü burada fiziksel aktiviteler çok günün verimli yaşamak üzerine yoğun. Senin kapasitene uyumlu çalışmalar elbette yapılacak. Şu ilk bir haftalık bir hamlığını attıktan sonra ve sende de heyecan görüyorum ben. Sen günü verimli yaşamak için daha çok, daha çok, daha çok diyen tarafta olacaksın. Biz de biraz durduran tarafta olacağız gibi görünüyor. İşte o zaman olunca beklentiyi daha yukarıda tutabiliriz. Evet. Evet. Daha yukarıda hedeflerin olacak, ben inanıyorum. Başaracak mısın? Evet. Şurada kaç gün oldu? 2 gün mü oldu? 3 gün mü oldu? Unuttun mu benim ne zaman geldiğimi? Unuttum vallahi. Dün değil, ondan önceki gün akşama doğru geldim. Bir ay kalmış gibisin de onun için burada o tabii. O kadar mı bıktın yani şimdi de? Hayır, bıkmak değil. Samimiyet ve sıcaklık öyle olduğu için. Tabii. Uzun süredir tanıyormuş. Evet, ben de öyle hissediyorum. Evet, sen de dün gelmiş gibi değilsin yani. Sen 40 yıldır burada yaşıyormuş gibisin. 40 gündür... yaş gösteriyor muyum? Mesela dedik. Tamam, bulundum. Anladım ben de. Şaka yaptım zaten, anlamam. Ben de şaka yaptım zaten. Şimdi şu gördüklerini bir anlatır mısın? HK'da 2 gün yaşadıklarını kısaca anlatır mısın? Vallahi ilk gece yalnız olduğum için çok yeni geldi. Karanlıktan korkuyorum. Odanın lambasını söndürdüm ve açmak için diğer odaya geçmem gerektiği için korktum, gitmedim. İlk gece biraz dehşetli geçti, yalnız olduğum için. Ama bu gece de
tam tersi. Çok rahat yattım. Çok iyiydi. Ve evet. Buraya geldiğim, evet, sanki 40 yıldır buradayım gibi ama yemek fırsatları herhalde 1-2 defa oldu. 40 defa, 40 yıl içinde. Aç mısın? Bir şey yemedim ki bugün. Aç mısın ama hani mikrobeslenme... Aç değilim. Mikrobeslenme almıyor musun? Aldım. Tamam. Bir kuzu yemiş kadar doygunluk yaratır. Onun için bir şey yeme ihtiyacın yok belki de. Ya tamam, bir kuzu değil de bir yarım kuzu diyelim. Tamam. Olabilir. Bir yarım kuzu yedin yani. Bir yarım kuzu yiye aç kalır mı? Hayır. Ama ben dediğim gibi ben açlık hissederek de yemiyorum. Ben de huy olarak. Açlık hissettirirsen paylaşacaksın ki nedenlerini anlatacağız ama sen açlık hissetmeyeceksin. Bizim yüksek enerjimizi sana gönderiyoruz. Hı-hı. Sen her gün bir kuzu yemiş kadar mikrobeslenme zaten alıyorsun. Dolayısıyla aç kalmayacaksın, aç olmayacaksın. O kadar hareketliliği aç kalarak yapamazsın zaten. Onun için senin de yüksek enerji var. Bunun farkına varmanı sağlayacağız. Anlaştık. Teşekkür ediyoruz. Seni İsveç'e Excel'li programı dahilinde göndereceğiz. Hani 2 ayda yetmeyecek ama olsun. Devam eden süreçte uzaktan eğitimle yarı yarıya zayıflatacağız. Var mısın? Tamam. Varım. Tamam mı? Buradaki belli. Tamam. Ne kadar kararlısın? Yarı yarıya. Yani yarı yarıya olmasa da seni 65 kilo yapacağız. 65 kilo. Evet. Tamam. 35 bu taraftan 45, 50 kilo vermiş olacaksın. Farkında mısın? 50 kilo. Olur. 50 kilo. Senin 50 kilo fazlan var mı ya? Ben yok diyeceğim ama sen var diyorsun. 50 kilo, 65 olacak. Anlaştık. Anlaştık. Çak o zaman. Çak. Okey. 65 olduğunda seni medyaya çıkartacağız. Tamam. Tiyatro yapacağım abi. Tamam. Burada kurgu yapacağız. Hı? Söz. Söz. Bugün aramızda Gizem var ama kendisini İsveç'e yolcu ediyoruz. Gizem, 2 aydır birlikteyiz. Evet. Hani sen kendi şartlarında belki imkansız başardın, mucizeyi başardın. Baban yani bir adım atması mümkün değil diyen bir kız olarak 20 kilo verdin HK Performans kampında. Biraz kendinden bahseder misin? Evet, ben... Nereden geldin? İsveç'ten geliyorum. İsveç'te evet. Yaşıyorum. Ben aslında birkaç defa işte diyet veya işte antrenman yapmaya çalıştım. Yazları İsveç'te olmadığım için Türkiye'de oluyorum genelde. Tatilim oluyor. Ve o zaman yani başarıyordum gibi. Hani en fazla verdiğim 8-9 kilo oldu. Ondan sonra da ne yapayım, ne yaparsam yapayım yani bir gitmiyor kilo de. Daha gitmiyor. Peki burada 2 ayda nasıl sonuç aldın? Sonuçta memnun musun? Artı buradaki kamp ortamı keyifli miydi? Tabii yani o kadar çok şey değiştiği için yani yeni bir ortam, tanıdığım kimse yoktu. Hani yeni alışkanlık. Yeni alışkanlıklara okay. alışmaya başladım. Ve çok hassas bir kişiyim. O yüzden kendimi çok mutsuz hissettim. Ki aslında mutsuzluk değildi o. Hani çok şey değiştiği için yani hormonlarda... İlk dönem için bahsediyorsun değil mi? Yani nasıl desem... Ben kendimi çok şey hissediyordum hani. Yalnız. Yalnız hissetmiyordum, tam tersi. Yani bir kaçamıyordum gibi hissettim. He, anladım. Kalabalıktan çok hoşlanmıyorsun. Evet. Ve dün ah bu son antrenman dedim. Ama antrenman bittiği an ağlamaya başladım. Sanırım ağlamaya başlayacağım yine. Ayrıldığın için mi? Neden? Evet. Evet, burada insan bir bağ kuruyor herkese. Ama yani geri geleceğim tabii. Gelecek yaz. İnşallah yine kilo vermek için gelmeyeceğim de kilomu tutmak için geleceğim. Yani devam edebilirsem, başarırsam. Başaracağım, bundan şüphemiz yok. Hani sen... Bana da öyle gibi geliyor ama hani... Tabii duayla falan sen biraz çok haşır neşir değildin. Küçük kelebekten, evet. Sinekten her şeyden korkuyordum. Korkuyordun ama her şeye rağmen duanın içerisinde Kartepe gibi duasıyla harika bir bölgede vakit geçirdin. Bütün aktivitelerimize evet. Katılmadın bazı korkularından dolayı ama evet. Yine de eğlenceli bir kamp diyebilir misin?
tabii ki. Mesela bugün Violant'a gidiyor bütün kamp. Evet ve ben hatta kaçırıyorum, şu an bir kısmı gidiyorum gitti diye. Bugün işte senin son gününü kutlayacağız sanırım Violant'ta. Evet. Haftada, bu hafta 73 kilo verdik toplamda. 10-21 kişi sanırım, 73 kilo. Bunun kutlamasını yapıyoruz. Violant'a gidip eğleneceğiz çocuklar gibi. Evet. Burası biraz farklı bir kamp sanırım, değil mi? Tabii. İsveç'te hani, yok mu? Oralarda yok mu kamp? Niye buraya geldin? İsveç'te benzer şeyler var ama hani orada aydan 4 kilodan fazla vermek yok. Sen 20 kilo verdin. Sen gerçekten 5 kilo versen bence mucizeydi. Sen çok zorlu bir insansın. Çok sıkı bir bedenin var. 20 kilo senin için ne demek? Yani 19,5-20 kilo. Yani, küs. Tam 20 kilo oldu mu? En son hani tartıldığımız 19 oldu. En son tartıldığımızda 19'du ama birkaç gün gezişti. Bence 20 olmuştur. Bugün tartmadık seni. Evet. Hani çok ödem vardı vücudumda. Onlar evet. Da 60'ım. Evet. Ben senden memnunum her şeye rağmen. Teşekkür ederim. Biraz pek memnunum. Anlaşamadığımız iyi profilindensin. Çünkü o korkuların çok baskın çıktı. Evet. Hani burada doğa hayatını seviyoruz diye çıkıyoruz. Bense doğadan doğa fobim var. Ama yani ona rağmen gideceğim için ağlıyorsam, yani ben yapabildiysem herkes yapabilir gerçekten. Evet. Evet. Kesinlikle bu mu? Yok, bozulmadı. Her şey harika. Sikersin. Hiç merak etme. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Kamerayı evet, alayım şöyle. Şu son şu an seni otogara bırakıyoruz. Evet. Halil Kargulu'da her türlü servis vardır. Otogardan alır, otogara gönderir. Evet. Şu son değişim hikayeni anlatır mısın? Evet, anlatıyordum ki, dedim ki ben bu kampa gelince kendimle bir ceket getirdim. Ve nedeni üşüyeceğim diye değil Türkiye'de ama şey için, hani fermuarını kapatamıyordum. Altından mesela sadece iç çamaşırla giyseydim hani fermuarı çekebiliyordum. Yani o kadar. Ama yani giyinilir bir hal yoktu. Dedim işte ben bu cekete girebilirsem çok iyi olacak. Ve bu ceketi unuttum. Yani sonuçta 2 ay geçti. Her gün onu düşünmüyorum. Ve dün valizimi hazırlarken giyindim. Gördüm. Giyineyim dedim. Vallahi üstüme bir giyindim. Fermuarı bir çekmeyi bırak dedim ki yanımdaki oturan Beril arkadaşımı da sığdırabilirdim o ceketin içine kendimle birlikte. Yani aynada fark görmüyorum ama kıyafetlerim de belli, çok belli. Yani sen 20 kilo verdin ama 25 kilo vermiş gibi inceldin. Aynen. Evet. Evet, harikasın Gizem. Evet arkadaşlar, arabada 4...